Allahu ekber. İnsan evladını kaybeder, umutsuzluğa kapılır. Evladını bulur. O duyguyu yaşadım ben. Tam nerede buldunuz? Enkazın içerisinde arkadaşlarımız dinleme yaparken Atır Bey sesini duydu. Aramayı durdurduk. Tüm ekipleri çıkarttık. Buzdolabının yanındaydı. Yaşam üçgeninde diyorlar. Doğru mu? Yaşam üçgenindeydi. Peki nasıldı durumu? Sağlık durumu nasıldı? Onun hakkında ilgili bilgileri kumkeversin. Nasıl bir diyalog kurdunuz? Öptünüz, elini tuttunuz. Yani konuşma, adınızdaki konuşma neydi? Ya o ikimizin arasında özeldi. Aramızda kalsın. Atır Bey de çok konuştu. Çok emek verdi. Yani bizim ekip arkadaşlarımız, yani ben tek başıma değil, biz ekip olarak çalıştık. Yani orada ben vardım, Atıl vardı, Afat vardı, diğer yağlı arkadaşlarımız vardı. Biz hep birlikte bu sevinci yaşadık. Bebeği öperken bir resminiz var, o kadar içten ki, yani şu an Türkiye o resmi paylaşıyor her yerde. Yani nasıl bir duygu? Siz evladınızı nasıl öpersiniz? Sadece bunu soruyorum, evladınızı nasıl öpersiniz? Peki, 4 yaşındaki çocuğu... Kurtarma serüvenini anlatabilir misiniz? Nasıl oldu? Ses mi duydunuz? Biz son enkaz kalkana kadar içimizdeki inancı hiçbir zaman kaybetmedi. Biraz indirin kamerayı. Burada bir canımızı, bir kardeşimizi, bir annemizi, bir babamızı canlı alacağımıza inanıyorduk. Sürekli de konuşuyorduk Atıl'dan. Canlı alacağız, ulaşacağız. Dikkat ettiyseniz 3 saatte bir, 4 saatte bir sesli dinlemeler, cihazlı dinlemeler yapıyorduk. Biz bir cana ulaşmak için bunu yapıyorduk. Buradan çalışan JAK, İtfaiye, İHA, AFAD'ın ekipleri, herkese çok teşekkür ediyorum. Canla başla büyük bir emek verdiler. Allah hepsinden razı olsun. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. En çok diyalogu siz kurdunuz herhalde. Evet, tarif yok tabii bu duygunun ama ciddi bir emek harcadı buradaki bütün ekipler. Herkesin emeğine sağlık. Sonuçta biz bunun için buradayız. Buradaki bütün ekipler, bütün imkanlar, buradan canlı çıkartabilmemiz için bütün hazırlıklar. Mücadelemiz bu. O yüzden de bunun tarifi yok arkadaşlar. Yani ne dersek diyelim, ufak bir kızımızı oradan gayet sağlıklı bir şekilde çıkarttık. Mutluyuz. Atıl Bey, ne konuştunuz? İlk yolunuz neydi? İlk bunu ben buradayım dedi. Elinde de buzdolabı süsü vardı. Onunla oynuyordu. Yani o an tabii duygu boşalması oldu bizde. Ona istinaden de çalışmamızı gerçekleştirip devam ettik.